yeni isimlendirilmiş Eris varyantı olarak EG5.1'de esas numaralandırma olarak ismi bu şekilde. Omikron'un bir alt varyantı. Bildiğimiz Omikron'un bir alt varyantı ama yeni tanımlanmış. Özellikle Temmuz ayının başlarında hem Asya'da hem İngiltere'de artan vakalar üzerine dikkat çekilip daha sonra yapılan araştırmada farklı bir alt tür olduğu, Omikron'un alt tür olduğu tanımlanmış, belirlenmiş olan bir varyant. Şu anda İngiltere'de ikinci en sıklıkla görülen, Amerika Birleşik Devletleri'nde de en sık görülen varyant konumunda. Belirtiler benzer. Önceki COVID dalgalarında gördüğümüz gibi baş ağrısı, boğaz ağrısı, bunda biraz daha burun akıntısı, hapşırık, yorgunluk biraz daha baskın olduğu söyleniyor. Benzer bulgular. İngiltere'de şu anda bu varyantın biraz artış göstermesinin sebebi aslında hani iklim değişiklikleri sebebiyle biraz daha o bölgede havaların biraz daha soğuk gitmesi, insanların kapalı ortamda bulunmaları ve bazı sosyal aktiviteleri yine maskesiz olarak, korunmasız olarak yapmaları, beraberinde aşı geçmişi olan kişilerin aşısının üzerinden biraz bir zaman geçmiş olması, COVID geçirme dönemlerinin üzerinden de zaman geçmiş olması, yani bağışıklıkların azaldığı bir dönem, kapalı bir ortamda bulunuluyor. Bunların hepsi tetikleyen faktörler olduğu söyleniyor. Ama yine iklim koşullarına bağlı olarak havaların biraz daha düzelmesi, insanların dış ortama çıkması, henüz okulların açılmamış olması, sosyal aktivitelerin biraz seyreltilmesiyle bu dalganın sönümleneceği bekleniyor. Ama endişe edilen Eylül ayı. Eylül ayında okulların açılmasıyla bu dalganın bir artış gösterebileceği endişesi var. İngiltere'de evet, evet. Ama endişe verici derken şu anda biraz hani vaka sayılarında biraz artış var. Tabii bu vaka sayılarındaki artış biraz da hastanelerdeki yatışlara da yansımış durumda. Ama Dünya Sağlık Örgütü henüz bir endişe edici varyant olarak tanımlamıyor. İzleme almış durumda bu varyantı. Henüz izlem altında. Endişe edici bir varyant olarak tanımlanmıyor şu anda. Bu varyantın tanımlanması için alt analizlerin olması lazım isimlendirilebilmesi için. Henüz o konuda bir bilgimiz yok. Seyahatlerden sonra kişilerin ülkeye dönüşleri, bunların hepsi geçirilmemiş olan COVID dönemi, aşıların azalmış olması. Bütün bu risk faktörleri birleştiği zaman tabii vaka sayılarında artış olabilir. Çok ciddi bir artış olur mu? Şu anda yayılım açısından onu göstermiyor. Ama önümüzdeki haftalar sanırım bir tahminde bulunmamız konusunda bizim için daha belirleyici olacak. Dünyadaki yayılım, evet, hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem İngiltere'de nasıl bir seyir izlediğini görmek bizim için bir öngörüde bulunmamızı sağlayacak. Bu beklenen bir durum. Yani virüs de yapı değiştiriyor. Çeşitli varyantlar olacak. Neler yapmalıyız? Hep aslında benzer korunma önlemleri. Kişi kendisini halsiz, yorgun, COVID benzeri semptomları hissettiği zaman öncelikle izole etmeyi bilecek. Kendisini toplumdan izole edecek. Toplumda bulunması gerekiyorsa cerrahi maskesini takacak. Aşılarını olacak. Kapalı ortamda çok fazla vakit geçirmemeye çalışılacak. Mümkün olunca açık havada. Bunlar, bu önlemler alındığı sürece bununla yaşamayı öğreneceğiz aslında. Ama çok hızlı bir yayılım olduğunu, çok hızlı bir hastaneye yatışı getirdiğini gösteren bir bulgu yok. Önümüzdeki haftalarda daha belirleyici olacak. COVID'in ilk günleri değil, çünkü artık COVID'le dünyadaki nüfusun çok büyük bir kısmı karşılaşmış durumda. Bir kısım aşılanmış durumda, yani ilk zamanları gibi değil ama yine de dalgalanmalar ilk zamanlardaki gibi olmasa da dalgalanmalar olacak. Korunma önlemleri benzer şekilde, yani bütün viral hastalıklarda, bütün solunum yolu enfeksiyonlarında benzer şekilde. Yani tabii okulların açılıyor olması, dediğiniz gibi diğer faktörlerin de saydığınız faktörlerin de bir arada olması biraz artışa sebep olabilir ama panik düzeyinde değil.